ayakkabı ile içeri girme meselesi var. Bu tabii herkes farklı ele alıyor ama ben kendim üzerinden örnek vereyim. Bizim ev arkadaşlar laminat, halı olan yeri var ama laminatı bile bile yaptırdık. Özellikle ayakkabıyla içeri girmek isteyenlere ben izin veriyorum. Yani bu herkes izin versin diye değil. Benim eve de şu ana kadar gelen Hollandalılardan hem açılımcı olarak bir noktada aktifliğimiz de vardı. Hem kendim de zaten çok Hollandalı arkadaşım var. Ayakkabısıyla gelen var. Ayakkabısını çıkarıp kendi evinden terliğini getiren var. Ayakkabısını çıkarıp gene bizim hani benim verdiğim terlik mi? Evinden terlik getiren de var. Evet. İkinci bölüm burada genelde el vermeyle alakalı. Bizimkilerin genelde sıkıntısı yok ama hani Müslüman kesimiz bazılarımız bu noktada çekinebiliyor. Allah'tan koronadan dolayı el verme meselesi bitti ama normalde el vermeyi isterler. Bunu Hollandalılarla çok konuştum. Şöyle demişti. Han dedi bana el vermeyeni ben iyi hissetmiyorum. Yani bana güvenmediğini hissediyorum. Ben dedim aynısını karşı taraf hissetse ne yaparsın? Yani sen el verdiğinden dolayı güvenmezse, senden rahatsız olursa yok ama dedi. Yani ben onu istiyorum. Son olarak da yönlendirme yapılabilir, faydası da olur. Nerede oturacağını belki bilmeyebilir. Hani böyle bir göstermek, buyurun şu tarafa geçebilirsiniz. Hani yemeğe direkt geçecek misiniz, oraya mı geçeceksiniz? Bu noktada faydası olabilir. Yoksa bir yere geçer, sonra nerede oturduğunu engelleyemeyebilirsiniz. Ablanın yanına oturur, rahatsız olursunuz. Arzu ediyorsanız çok sıkıntı yok ama yani sıkıntı görmüyorsanız. Ama bu noktada haremlik, selamlık falan bazı detayları çok bilmeyebilirler. Hocam bu bölümden alakalı bir ara arkadaşlar sorularınızı chatlerden yazabilirsiniz. YouTube'da da arada bakacağım. Buradan da sorabilirsiniz. İnşallah soruları Alper abiyle beraber cevaplamayı deneyeceğiz. Alper abi bu noktada ne dersin? Ayakkabı ile içeri girme meselesi. Sen nasıl ele alıyordun? Veya bu el vermeyle alakalı. Çok aslında el vermek değil de bu ayakkabı bana genelde gelen en zor sorulardan bir tanesi. Yani ne yapayım bir ayakkabıyla gelenlere? Evet. Şimdi abi, bu gibi şeylerde biraz empati yapmak lazım. Şimdi Hollandalılardan örnek vereyim. Benim bir arkadaşım vardı. Annesi Hollandalı, babası Türk. Biraz annesi dominant olduğu için Hollanda kültürü biraz daha galip olduğundan hep ayakkabıyla gezmişler evde. Şimdi bu arkadaş Türk bir bayanla evlendi. Şimdi ayakkabısıyla girmek konusunda bayağı bir çatıştılar. En sonunda şöyle bir çözüm ürettiler. İşte dışarıdan geliyordu, ayakkabısını çıkartıp ev ayakkabısını giyiyordu. Şimdi hani bunu yaşayınca, bunu görünce biraz hani bizim açımızdan ayakkabının ne manaya geldiğini biraz hissediyorsun. Çünkü adam doğduğundan beri hep ayakkabıyla gezmiş. Şimdi bu adama ayakkabısını çıkart demek onun için çok tuhaf bir şey oluyor. Dolayısıyla şimdi insanları eğer uzun vadeli bir dostluk üzerine bir ilişkimiz olsun istiyorsak bence temelde yani şöyle bir çıkış noktası olması lazım. Evinde hissedecek. Ne kadar kendisini kendisi olarak kalabildiğini düşünecek. Yani bizimle görüşebilmesi için kendinden ne kadar taviz verdiğini düşünürse bu bizim için de geçerli karşı tarafa gittiğimizde bu ilişki yorucu olur. Yani bu ilişki sıkıcı olur. Yani her seferinde adam düşünür, ben şu şekilde içeri girmem lazım, şu şekilde davranmam lazım, şu şekilde farklı bir şey sergilemem lazım, şu şekilde oturup, şu şekilde kalkmam, şu şekilde işte ayrı bir şey yapmam, şunu hesaba katmam lazım. Şimdi bu liste ne kadar kabarık olursa bu ilişki o kadar zor bir zeminde devam eder. Dolayısıyla bence insanları kendi konumunda kabul etmek lazım. Zaten diyalogdaki temel prensip odur. Biz kendimiz kalmak istiyorsak, kendimizle ilgili mevzularda bize değer verilmesini istiyorsak, bizim davranış şekillerimizin makul ve mantıklı görünüp bununla ilgili soru sorulup bunları anlatabilmeyi arzu ediyorsak, aynı şeyleri bu insanlara bizim de yapmamız gerekiyor. Kaldı ki çoğu evler sizinki gibi laminat, halı yok. Halı ortada oluyor. Eğer bunda çok hassassak halıyı da dürüp bir kenara koyma çok da zor bir şey değil. Yani insanları bence ayakkabı konusunda strese sokmamak lazım. Yani onunla biz gönül kazanmış oluruz. Yani bir ilişkimizde sağlıklı bir zemine oturtmuş oluruz. Dolayısıyla benim tavsiyem ayakkabı konusunda sıkıntı yapmayalım. Gelsinler, otursunlar, gelince sileriz. Bir silmelik bir şey.
Ben şöyle birkaç not gelmişti. Çok özür Buyurun. dilerim. Bunları okuyabilir miyim? Çok Tabii hoşuma da buyurun. gitti. Birincisi diyor ki, ta koçumuz diyor, terliğini getiriyor ama terliği de en az ayakkabı kadar şey diyor. Güzel bir şey, doğru. Bu da acayiptir. Birisi şöyle demiş, halıları kanepe masa altlarında toplasak toplayamayız da. Traplar yarım halı, onlar çıkmaz zaten. Ayakkabı ayrıntısını davet edersek yazmayı düşünüyorum. Mesela yazıda, davette yazıp ben bunu işte ayakkabısız olduğunu söyleyebilir miyim diyor. Yani Yani şimdi ilk tanımadığım bir insana da böyle bir davetiye yazdığında bazı insanlar bunu ya ben gitmeyeyim diye algılar. aynen. Yani baştan adam şey çizebilir. Yani herkes böyle çok kibar değildir. Herkes çok ince değildir. Herkes de kendinden taviz vermek istemeyebilir. Bir de şu da var yani bunu da yaşadık televizyonda. Başbakan bir programa gitmişti. Adama ayakkabını çıkart dediler. Adam hiç hesaba katmamış. Adamın hayatında çünkü böyle bir şey yok. Yani adam mahcup olarak ayakkabısını çıkarttı ki çorabı delik. Çok rezil oldu. Ama çağıranlar da mahcup oldular. Yani adamı o duruma sokmak da kötü bir şey. Sonra adamın çorabı ayakkabısına ne kadar temiz? Yani bizim ölçülerimize göre hani bazıları için. Yani dolayısıyla bilmiyorum. Yani halıları bir kenara toplamakta fayda var. Üzerine namaz kılmıyorsanız, direkt zaten seccade kullanıyorsanız, yağmurda çamurda olmadığı müddetçe ayakkabıyla girmesinde çok büyük bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Genelde çamurlu ayakkabılarla girmiyorlar zaten. Girmezler zaten. Bir de Yani diyelim ki farz edin öyle bir durum oldu. Galoşunuz olsun. En kötü ihtimal galoşuyorsunuz. Yani adamı dediğim gibi yani adama ne kadar bu noktada saygı gösterir ve ben seni olduğun gibi kabul ediyorum mesajını verirseniz adam da size aynısını yapar. Yani biz eğer benimle görüşmek istiyorsan değişmek zorundasın. Bana uymak zorundasın mesajıyla gittiğimizde adam da aynısını bize yapar. Yani ve bizim onlara uymamız daha zor. Dolayısıyla biz bu saygıyı ne kadar arzu ediyorsak o insanlara da hani aynısını gösterelim derim. Yani böyle birkaç zaten yazmış. Misafirler için galoş aldık, uygun. Ben uygun yani, ben çok kullanmıyorum galoş yani, ama benim stilim dediğim gibi yani ayakkabıyla. Ama gerçi şu an düşünüyorum da, 10 kişi geldiyse, yani daha çok insan geldi, 10 kişi geldiyse 9'u çıkardı yani, çok ender yani bir tane kişi. O da ötekileri hani siz öteki bir arkadaşlar. çıkarıyorsunuz biz de çıkaralım diyorlar bazıları. Aynen. Ya. Ama hani dediğim gibi adama böyle bir şartla duruş sergilemek adam da size aynı duruşu sergilemeyi zorluyor. Yani bence gerek yok. Biraz bunda relaxed olalım. İşte örnek olarak eskiden işte İstanbul'da bizim diyelim ki yurtlara bile teftişe geldiklerinde ayakkabılarını çıkarttırmamışlar. Yani bu da bir bence bir prensip olarak yani kendi ölçülerimiz bu doğrultuda olduğunu ben düşünüyorum. Yani bir peygamberi ahlak içinde de bence ilgileneceğimiz insanların gönlünün daha aziz olduğunu, bizim bazı işte hayat yaşayış stilimizden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki bunu şey gibi algılamamak lazım. Ya ben kendimden taviz mi vereceğim? Şimdi neticede biz bu insanlarla tanışmak istiyoruz. Biz bu insanları misafir etmek istiyoruz. Biz bu insanların gönlünü kazanmak istiyoruz. O noktada bazı fedakarlıklar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir günah değildir, bir ayıp değildir. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk sahabeler Mekke'de kimlerle oturup kalkıyorlardı? Hangi sofraya oturuyorlardı? Oradaki insanların davranış şekli nasıldı? Anlatabildim mi? Yani eğer kendimizi kasarsak bunlar kafir işte veya bunlar pis veya bunlar işte şöyle. Yani bu gibi şeylere girdiğimiz zaman biz hiç kimseye hiçbir şey anlatamayız yani. Hiç kimsenin gönlüne giremeyiz. Bu noktada kendimizi sorgulayalım. Yani biz mi önemliyiz? Karşı tarafa bir şeyler verebilmemiz mi önemli? Bizim buradaki varlığımızın sebebi ne? Yani bu memlekette niye yaşıyoruz? Eğer bizim bu memleketteki yaşayışımızın bir gayesi, hani başka gayeleri de olabilir ama bir gayesi şu anda bütün dünyada İslam denince akla terör geliyor, şiddet geliyor, kadına hakaret geliyor vesaire. Yani bunu da sadece Batı'da işte belli odaklar İslam'ı kötü gösteriyor
falan gibi şeylerle izah edemeyeceğimiz kadar maalesef Müslümanların da yapmış olduğu şeyler bunu maalesef böyle bir görüntü oluşturdu. Şimdi bizi burada eğer yaşayacak ve bu noktada bu ayaklar altına düşmüş yani İslam'ın izzeti şerefi yani elmastır çamura da düşse elmastır ama onu böyle alıp oradan temizleyip herkesin görebileceği bir yere koyup ışıl ışıl parlaması yani bu görüntünün düzelmesini sağlamak ise o zaman yani bu noktada hayatımızı yaşarken bazı şeylerimizi ona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani bizim hayat gayemiz, prensibimiz doğrultusunda yaşamamız gerekiyor. Adetlerimiz ayak bağı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani hedefimize kilitlenelim, o noktada davranalım. Bunu da taviz olarak değil, hizmet olarak görelim. Yani bu prensipleri yaşama olarak görelim. Yoksa öbür türlü zorlanırız. Yani ya bu adam da bir insan, ben de bir insanım. Ben niye buna uyuyorum? O bana niye uymuyor? Bu şimdi bir enaniyet mevzu. Yani bunda bir hani Allah rızası için ben bunun kalbini kazanayım gibi bir şey yok. Bunda ego yarıştırma, işte ben de önemliyim falan. Yani bunlar kompleks sahibi bir şeyi gösteriyor ki bunların hepsini ben yaşadım kendimde. Dolayısıyla hani sonradan bakıp değerlendirdiğim zaman bunda bir Allah rızasını sezmedim. Anlatabilirim. Ben bu davranışları size söylerken yapılabilecek yanlışların hepsini yapmış bir insan olarak söylüyorum. Hani buradan çıkarttım dersi söylüyorum ama tabii herkesin de bu noktada hassasiyeti olabilir. Ona da saygı göstermek gerekiyor.